gözlerinizin içine bakarak söylüyorum. Hayatta başarılı, muvaffak, iz bırakan bir insan olmak istiyorsan bazı şeyleri beklentisiz yapacaksın. Bazı şeylerde inisiyatif alacaksın. Bunları yaparsan hayat sana beklemediğin sürprizlerini sunabiliyor. Depremler, son yaşadığımız doğal afetler, ne kadar hazırlıklı olduğumuz konusunda herhalde fikir vermiştir. Değinmek bile istemiyorum arkadaşlar. Sinek hanımefendi, yemek uygunuza saygı duyuyorum ama lütfen köküne kadar almayın diye rica edeceksin. Anlamıyorsan adıyla konu uzaklaştıracaksın oradan. Niye? Köküne kadar çekerse toprağı korumasız bırakır. Hangi doğal afetle ölmek istersin? Ya Allah uzak etsin de diyelim birini seçmen gerekiyor. Sel mi? Kar mı? Kar biraz daha masum gibi duruyor ama bilmiyorum. KPSS'yi kazanan her arkadaşımız bir açlıksa. Ataması gerçekleşen her memur. Hocam diyor vallahi orman bile dikeriz diyorlar. Bilmiyorum dikiyorlar mı? Öğrencilerime ben hedef veriyorum bordo verenlerime. Türkiye'de meydana gelmiş en büyük deprem kaç büyüklüğünde? 1939 Erzincan tarihindeki en yıkıcı depremdir. Dağlar tamamen karla, en ufak bir sese bakıyor, bir titreşime bakıyor. Açmışsın camı Ankara'nın dağları. O zaman sana ses verir Hakkari'nin dağları. Birlikte düet yaparsın. Merhabalar. Bir yorgunluk kahvesi de almayalım mı arkadaşlar? Dile kolay. Yer şekilleri ünitesinin son konusuna geldim. Doğal afet. Tabii doğal afeti anlatmak da hiç kolay olmadığı için şöyle kendime geleyim, güç bulayım diye bir kahve aldım. Sizler nasıl olsa beni izlerken inanıyorum ki kahvemi içmezsiniz, çayımı içmezsiniz, limonatalar mı, kekler mi havada uçuşuyordur. Bu keyfi bir kere de ben yaşadım. Ayakta da olsa, kamera karşısında da olsa güzel keyifmiş ama. Şimdi doğal afetler. Bu hiç keyifli değil yalnız bunu anlatmak. Ama anlatmak zorundayız. Türkiye'nin maalesef yaşadığı gerçekler. Talihsizliği mi desem ya da bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli mi desem, bu coğrafya bize çok şey sunuyor ama bu coğrafyada yaşamanın bir de bedeli var. Aha bu görmüş olduğunuz kırmızılar var ya, bu kırmızılar ne? Bu kırmızılar birinci derece deprem alanı. Bu kırmızı alanda yaşayan insanlar risk altında. Bu kırmızı alandaki binalar risk altında. Peki biz depreme ne kadar hazırlıklıyız? Biz doğal afetlere ne kadar hazırlıklıyız? Son yaşadığımız depremler, son yaşadığımız doğal afetler ne kadar hazırlıklı olduğumuz konusunda herhalde fikir vermiştir. Değinmek bile istemiyorum arkadaşlar. Maalesef tabiatı kendi kanunlarına göre uygulamıyoruz, buna göre davranmıyoruz. Adeta meydan okuyoruz. Ve deprem bölgesinde bulunan bir ülke olarak asla depreme hazırlıklı değiliz. Binalar sağlam değil, deprem yönetmeliğine uygun değil. Depremden sonra da nasıl müdahale edeceğimizle ilgili bir sürü soru işareti var, keşmekeşlik var ve birçok canımızı maalesef bu uğurda yitiriyoruz. Yeni yeni depremler olduğunda nelerle karşılaşacağımızı da bilmiyoruz. Bu dersler hiç olmazsa bu konuda bir farkındalık uyandırsın diye umuyorum. Şimdi ilk doğal afet deprem. Neden depremle girdim? Çünkü Türkiye'de en çok can kaybına yol açan doğal afet deprem. Bir kez daha söylüyorum, en çok can kaybına yol açan doğal afet deprem. Türkiye'de en çok görülen doğal afet heyelan. Onu bir kenara koy ama can kaybına yol açan depremdir diyorum. Peki Türkiye neden bir deprem ülkesi? Çünkü Türkiye genç bir ülke. Arazisi genç, daha olgunlaşmamış, daha yerleşmemiş. Üçüncü jeolojik zamanda Fenozoik'te ters yerde oluşmuş. 60 milyon yıllık mazisi var. Çok genç yani, 5 milyar yıllık dünya tarihi yanında 60 milyon ne ki? O yüzden depreme sürekli maruz kalıyoruz ve kalacağız da. Yani bu dersi dinleyenlerin ömrü Türkiye'de depremlerin bittiğini görmeye yetmeyecek. Ne kadar şey konuşuyorum. Ama öyle. Türkiye'de depremlerin son bulması için Türkiye'de arazinin oturması, arazinin sağlamlaşması, arazinin biraz daha olgunlaşması, gençlikten olgunluk evresine geçmesi gerekiyor. Ve bunun için de en azından en az temiz bir 100 milyon yıla ihtiyacımız var. 100 milyon yıl. Türkiye'nin yaşı ortalama 60 milyon yıl. O zaman ülkemizde niye depremler çok fazla yaşanıyor? Türkiye genç bir ülke, arazi oturmamış. Deprem olduğunda arazi oturuyor, üstündekiler oturamıyor. Deprem arazinin sağlamlaşma hamlesidir. Biz coğrafyacılar depremi zaten yıkıcı kuvvet olarak tanımlamıyoruz. Yapıcı kuvvet olarak tanımlıyoruz ama üste yansıması farklı oluyor. Peki hocam, kastettiğiniz deprem hangisi? Arkadaşlar dünyada ve Türkiye'de 3 çeşit deprem vardır ama Türkiye'de bir tanesi görülmez. Hangisi görülmez? Türkiye'de volkanik depremler görülmez. Bir aktif volkan yok, Allah'tan da yok. Volkanik deprem nedir? Yanardağın patlama esnasında meydana gelen sarsıntıdır. Bizde aktif yanardağ yok. Türkiye'deki dağlar, volkanik dağlar uyuyan volkanlar. Bak sönmüş volkan demiyoruz da her an patlayabilir, onu da söyleyeyim yani. Türkiye'de bir çöküntü depremi var, bir de tektonik. En fazla görünen tektonik deprem. Fay hatlarıyla paralellik gösterir. Bir. İkincisi, bu fay hatları Kuzey Anadolu fay hattı. Bak şu kuzeydeki Kaf diye geçiyor. Yazayım. Kuzey Anadolu fay hattı. Nereden başlıyor? Saros Körfezi.
Üniversitesi'nden başlıyor. Bazı hocalarımız bunun Bingöl Karlova'dan başladığını söylüyor. Şimdi biz burada Milli Eğitim Kaynaklarına baz almak zorundayız. Milli Eğitim Kaynaklarında Saros Körfezi diyorsa Saros Körfezi kabul etmek zorundayız. Yoksa ters köşe olursunuz ona göre. Şuradaki Saros Körfezi'nden başlar, Marmara Denizi'nin altından geçer, Karadeniz'in güneyinden sıyırarak Karadeniz dağlarıyla paralel bir şekilde Karadeniz ve İç Anadolu arasından ne yapar? Buradan Doğu Anadolu'ya, Erzincan, Tercan'a, Pasinlere, Van Gölü'nün kuzeyinden ülkeyi terk eder. Kuzey Anadolu fay hattının nerelerden geçtiğini bileceksiniz. Bir diğer fay hattı, bakınız, Saros Körfezi, Marmara Denizi, İzmit Körfezi, Düzce, Bolu, Çankırı, Çorum, Amasya, Tokat, Erzincan. Bu coğrafyada yaşayanlar şöyle bir irkiliyor ben saydıkça. Ama durum bu. Bir diğeri Doğu Anadolu fay hattı. Bir başka adı da Güney Anadolu fay hattı. Kısaltarak GAF ya da DAF diyoruz. Arkadaşlar, Hatay'dan başlıyor. Aslında bu fay hattı Hatay'dan başlamıyor. Doğu Afrika'dan başlıyor. Türkiye Hatay'dan giriş yapıyor. Dünyanın en uzun fay hattıdır. Dünyanın en uzunu bile bizden geçiyor. Hatay'dan giriş yapıyor. İşte son depremde biliyorsunuz DAF üzerinde gerçekleşti. Hatay, Kahramanmaraş merkezli iki depremde inanılmaz bir yıkım yaşandı. İnanılmaz bir can kaybı yaşandı. Ben de gittim bölgeye depremden hemen sonra. Yani gördüklerimi herhalde ömrüm boyunca unutamayacağımı düşünüyorum. Çok büyük bir trajediydi. İşte Hatay, Kahramanmaraş, Elbistan, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Van Gölü'nün güneyinden Türkiye'yi terk ediyor, yurt dışına çıkıyor. Bu iki fay hattı KAF ve DAF Türkiye'nin doğusunda birleşiyor. İran ve oradan da devam ediyor Hindistan'a doğru. Tıpkı şey gibi yani bu. Türkiye Alp Himalaya dağ kuşağında ya, kuzeyden geliyor işte Alp dağları çatal yapıyor. Kuzeyde Karadeniz, güneyden Toroslar. Sonra Türkiye'nin doğusunda birleşiyor. Himalayalar diye yoluna devam ediyor ya. Bu iki fay hattı da Türkiye'nin doğusunda birleşiyor. Bu iki fay hattının Türkiye'de birbirine en çok yaklaştığı yer Bingöl, Karlova, Muş, Varto. Varto depremi meşhur. Karlova, Elazığ'dan Erzurum'a giderken görüyordum. İnanılmaz bir coğrafya. Resmen halının böyle aşağı doğru inip ilerlemesi gibi arazi aşağı inmiş. Görüntü kendini çok net gösteriyor. Ve geldim Batı Anadolu fay hattı. Batı Anadolu BAF. Batı Anadolu neresi? İşte Ege bölgesini kapsıyor. Burası da genç. Hep genç araziler sıkıntılı zaten. Şimdi ÖSYM sana neyi sorar? Hangisi Batı Anadolu fay hattındaki yerlerden biri değildir diye sormuyor. Çünkü çok basit. Kuzey ile doğuyu karşılaştırıyor. Hangisi Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde değildir? Bursa'yı söylüyor. Bakınız Bursa'yı söylüyor. Düzce'yi söylüyor. Elazığ'ı söylüyor. Ondan sonra Erzurum'u söylüyor. Bunlardan Elazığ Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde değildir. Ya da şöyle veriyor: Tokat, Turhal, Merzifon, Suluova, Tosya, Elazığ. Hangisi Kuzey Anadolu fay hattında değildir? Elazığ Doğu Anadolu fay hattındadır arkadaşlar. Yani siz Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hattı üzerindekileri bilmeniz gerekiyor. Zaten bir İzmir, Manisa, Afyon'a sorarsa bunların Batı Anadolu fay hattı üzerinde olduğunu bilirsiniz. Tekraren söylüyorum. Hangi fay hattı üzerinde hangi iller var? Bunları bilmeniz gerekiyor. Onlar da bunlar. Doğu Anadolu, Kuzey Anadolu ve Batı Anadolu fay hattı üzerindeki yer saymış olduk. Şimdi Türkiye'de deprem riskinin en az olduğu yerler nereler? Bak, riskli yerleri söyledim. Haritaya bakarsanız zaten deprem riski nerede az? Bunu ben mavi kalem kullanayım. Bir kere Güneydoğu Anadolu genel olarak sağlam duruyor. Şanlıurfa'da deprem oldu. Ya bir yere de sağlam demeye gelmiyor yani. Konya dedim sıkıntı yok. Konya'da sallantı meydana geldi. Çöküntü depremi. Şanlıurfa'da öğrencim dedi, hocam bizim orasında ise sizin orası nispeten güvenli dedim. Tak, ertesi gün deprem oldu. Ama ağzımızdan yel alsın. Burada Güneydoğu nispeten güvenli. Fakat öyle bir deprem var ki ya, değil Şanlıurfa, Grönland adasından bile hissedilmiş bu son Maraş depremi. İzlanda'dan bile hissedilmiş. Antarktika'dan hissedilmiş. İnanılmaz bir şey yani. Tabii ki çevresindeki sarsıntıdan etkileniyor ama Mardin burada güvenli görünüyor. Masif arazi ya. Güneydoğu nispeten güvenli. Doğu Karadeniz dikkat ederseniz güvenli. Buranın da başka derdi var. Burada da sel ve heyelan var. Yani Allah iki mutluluğu, iki saadeti bir arada vermiyor. Efendim, Trakya güvenli. Burada da sel riski var Trakya'da da. Meriç Nehri sık sık taşıyor. Tuz Gölü'nün güneyi bak te Mersin'e kadar güvenli. Ama ne açıdan güvenli? Tektonik deprem açısından güvenli. Burada da çöküntü depremi riski var. Yani karstik arazi çöküyor. Burada da böyle bir risk var. Genel olarak baktığın zaman Türkiye'de güvenli yerler buralar. Karadeniz kıyı şeridi, Ergene Havzası, Şanlıurfa Mardin arası, Konya Karaman arası, Anamur çevresi. Buralar nispeten daha güvenli. Türkiye nüfusunun %71'i tam deprem bölgesinde yaşıyor. Türkiye arazisinin de yaklaşık %65'i birinci derece fay hatları üzerine kurulmuş. Türkiye'deki yerleşmeler. Yani çok buna uygun davranmıyoruz. Hele bir muhtemel İstanbul depremi korkutuyor. Valla bu Maraş depremine de benzemez. İstanbul'da hiçbir şeyi kımıldatamazsın. Hatta o deprem bilim adamları ne diyorlar? İstanbul'da Maraş'taki bir deprem olsa ne kurtarması diye üstüne kireç dökün geçin diyor. Allah muhafaza. Yani ben bu dersi anlatıyorum. İstanbul depremi de 30 yıl içerisinde, bazıları 3 ay içerisinde bekliyor. İnşallah gerçekleşmez ve inşallah hazırlıklı oluruz. Ama durum bundan ibaret maalesef.
maalesef. Şimdi bu depremlerle ilgili başka ne diyebiliriz? Türkiye'de deprem riski neden fazladır? Bunu söyledim. Nerelerde fazladır? Bunu söyledim. Nerede deprem riski az? Bunu da söyledim. Deprem yerin altında meydana gelir. Yerin altındaki merkezine hiposantr denir. Merkez yüzeye doğru en yakın şekilde ilettiği yere de episantr denir. Bunlar önemli değil. Depremin büyüklüğü çok burada önemli. Bir de yüzeye ne kadar yakın olduğu. Arkadaşlar şimdi 7 büyüklüğünde bir deprem yüzeye 5 kilometre mesafede olmuşsa 8,5 gibi etkiler. 7 büyüklüğündeki bir deprem yüzeyin 20 kilometre altında olmuşsa 6 gibi hissedilir. Yani depremin yüzeye yakınlığı önemli. Başka? Şayet bulunan alan bataklık bir alansa, su alanları, su havzaları yaygınsa yine depremi çok şiddetli hisseder. Yine bulunan alan kumdan, çakıldan, hafif malzemeden, dolgu malzemesinden oluşuyorsa 7 büyüklüğündeki bir depremi sen 8,5 gibi hissedebilirsin. Çok büyük sıkıntı. Deprem açısından en güvenli yerler nereler? Dağ yamaçları. Bak dağ eteklerde demiyor. Toki'nin yaptığı binalara bakın. Hep böyle yamaçlara yapıyordu. İlk başta insan diyor ki ya böyle dağ başında ev mi olur? Ama Türkiye'nin gerçeği bu. Ovalar tarım amaçlı kullanılması lazım. Osmanlı döneminde bile böyleydi yani. Sonradan biz iyice işi zıvanadan çıkardık. Ovalara yerleşmeyeceksin kardeşim. Şu anda yeni yerleşmeler hep böyle dağ sırtlarına doğru taşınıyor. Başka çok katlı konut yapmayacaksın. Sağlam konut yapacaksın. Japonya'da 9 büyüklüğünde deprem oldu. Niye bir kişinin burnu kanamıyor? Dev gökdelenler var. Adamlar ona göre teknolojiyi kullanıyor. Bizde kamyon geçse bina sallanıyor biliyorsunuz. Başka? Bir de hani deprem gerçeğine göre davranmıyoruz. Adam binanın girişine nazar boncuğu takmış. Koç kafası koymuş. At nalı koymuş. Ya böyle şeylerden umut bekliyoruz arkadaşlar. Tedbirini almıyor. Ayetel kürsü koymuş. Ya tamam belki de korur. Yani Allah'ın işi belli olmaz. Ama ya haşa biz mi Allah'ı imtihan ediyoruz? Allah mı bizi imtihan ediyor? Bakalım Allah bizi koruyacak mı? Ayetel kürsü astım. Ya dini bile tersten yorumluyoruz yani. Hani bir hoca diyordu ya bir indirilmiş din var bir de uydurulmuş din var. Maalesef günümüzde böyle. O yüzden hayatı Kur'an'a göre oynamamız lazım. Hep söylüyorum. Trabzon'da sel oluyor. Selin ortasında bir cami kalmış. Herkes camiye doğru koşuyor. Bura Allah'ın evidir korur. Ya ters istikamete koşsana sele doğru niye koşuyoruz? Bakalım Allah koruyacak mı korumayacak mı? Haşa. O açıdan arkadaşlar her şeyi doğru anlamak lazım. Tersten gitmemek lazım. İşte depreme karşı alınacak önlemler bunlar. Bu dediğim alanlara yerleşmelere dikkat edilmesi lazım. Çok katlı konutlardan kaçınmak lazım. Bataklık alanlardan uzak durmak lazım. Yeraltı suyunun yüzeye yakın olduğu yerlerden uzak durmak lazım. Bunlar olursa nispeten biraz daha tedbirli olmuş oluruz. Peki şu ana kadar Türkiye'de meydana gelmiş en büyük deprem kaç büyüklüğünde? 1939 Erzincan tarihindeki en yıkıcı depremdir. İkincisi de işte 2023 yılında gerçekleşen 6 Şubat Kahramanmaraşlı arka arkaya gerçekleşen iki deprem çok büyük bir can kaybı. En büyük can kaybına yol açmıştır. Arazi 4-5 metre ilerlemiştir arkadaşlar. Biraz daha güneye kaymıştır topyekun olarak. Türkiye'de deprem yaşanması nedenlerinden biri de fay hatlarının hala diriliğini koruma nedenlerinden biri de Türkiye'nin sıkışmaya maruz kalması. Yani bir taraftan arazi oturuyor bir taraftan da yeni sıkışmalara yeni gerilmelere maruz kalıyoruz. Güneyden Arabistan bize biraz daha sokulduğunda yeni çatlaklar, yeni fay hatları oluşturabiliyor. O zaman ne yapacağız? İşte coğrafya böyle lüzumlu bir derstir. İlkokuldan itibaren deprem bilincinin uyandırılması lazım. Bizde deprem olduğunda maalesef karmaşa oluyor. Peki 8 büyüklüğünde deprem olmuş. 9 büyüklüğünde olursa ne olur? Taş üstünde taş kalmaz. 10 büyüklüğündeki bir depremde yerin karalarla denizler yer değiştirir. 11'de yerin altıyla üstü yer değiştirir arkadaşlar. 12 kıyamet demektir zaten. Dolayısıyla daha büyükler inşallah yaşanmaz diyorum. Depremle ilgili söylenebilecek hemen hemen her şeyi söylemiş oldum. Tektonik depremle ilgili. Geçiyorum çöküntü depremine. Bak bu da korkutucu değil mi? Yani güm diye arazi çöküyor. Obruk oluşum işte Konya'da o artezyen kullanımı arazinin altı boşalıyor. Boşalan kütleler çöküyor işte bu. Obruk oluşumu Konya'daki çöküntü depremi. Karstik arazide oluyor. O zaman çöküntü depremi diğer adıyla göçme depremin özelliği arazi yapısı karstik olacak. Alttan aşınacak. Altı boşalan kütleler çökecek. Bu etki alanı daha dar. Tektonik deprem gibi kilometrelerce karelik alanı etkilemiyor. Dar bir alanı etkiliyor ama bu da korkutucu sayılır. Ve geldim volkanik deprem. Türkiye'de volkanik deprem yoktur. Çünkü aktif volkan yok. Depreme karşı alınacak önlemler. Fay hatlarından uzaklara yerleşmek, ova tabanlarında özellikle gevşek malzemeden, kumlu çakıllı araziden uzak durmak, yeraltı suyunun yüzeye yakın olduğu yerlerden uzaklaşmak, riskli bölgede yerleşiliyorsa çok katlı değil az katlı konutlar yapmak gerekiyor. Ve erozyon. Arkadaşlar erozyon var ya çok sinsi ha. Yani çaktırmıyor ama Türkiye'nin topraklarını böyle yavaş yavaş taşıyor. Yavaş gerçekleştiği için insanın gözüne de gelmiyor. Sinsi bir şekilde ilerliyor. Nedir erozyon? Dış kuvvetler tarafından akarsu ve rüzgarlar toprağın üstündeki o verimli tabakayı alıp götürüyor. Toprağın üstündeki o verimli tabakayı alıp götürememesi için ne olması lazım? Toprağın korunması lazım. Kim tarafından? Ağaçlar tarafından. Kim olmadı? Ne tarafından? İnsanlar için kim kullanıyor? Anlatım bozukluğu yapmayalım. Ne tarafından? Ağaçlar tarafından kökleriyle toprağı sıkı sıkı tutması lazım. Bakın bunu ikinci sıraya koymuşum. Her yıl Türkiye'de kilometre kareden 1680 ton toprak taşınıyor. Avrupa'nın 30 katı şiddette erozyona maruz kalıyoruz. Erozyon
erozyonla erivizyonu da karıştırmayalım bu arada. Türkiye'de niye bu kadar şiddetli erozyon oluyor? 1. Çok engebeli bir arazi olduğu için akarsuların hızı çok fazla, aşındırma ve taşıma gücü çok fazla. Özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Toroslar kuşağında depremin etkisindeyim. Erozyon şiddeti çok fazla. Bak İç Anadolu, Doğu Anadolu, Toroslar kuşağı. Toroslarda eğim ve engebeden dolayı İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da hem engebeden hem de bitki örtüsünün az olması ve sağanak yağışlar, yağış rejimi düzensiz olmasından dolayı erozyon çok şiddetli. Normalde 1 santim toprağın oluşması için kaç yüz yıl gerekiyor söyledim toprağı anlatırken, ama 1 yıla götürüp denizlere boşalıyor. Her yıl Kıbrıs Adası büyüklüğünde toprağımız denizlere dökülüyor. Bu ne olacak? Bunun sonucu Türkiye'de tarımda verim düşecek. Çünkü verimli toprak taşınıyor. O zaman erozyonu iyi anlamak gerekiyor arkadaşlar. İklim şartları etkiler. Bitki örtünün cılız olması etkiler. Arazinin engebeli olması erozyon şiddetini arttırır. Yanlış arazi kullanımı da erozyonu arttırır. Nasıl oluyor? Adam tarlayı sürerken ben tarımla uğraşmadım. Ama tarlayı şöyle sürmek lazım traktörle. Şöyle değil yani. Şöyle sürersen eğimle aynı yönde sürmüş olursun ve erozyon şiddetini arttırmış olursun. Eğime dik süreceksin. Taraçalama yapacaksın. Taraçalama nedir? Taraçalama şu, yamacı basamaklı hale getirerek eğim değerini düşüreceksin. Dolayısıyla şu yamaçtaki toprak taşınacakken şu basamağa, şundaki şu basamağa, yani basamaklardan birine takılıp kalacak toprak taşınmamış olacak. Başka ağaçlandırma yapacaksın. Başka anız örtüsünü yakmayacaksın. Toprağı, buğdayın başağını alıyorsun, geriye kalan sap kısmına anız denir. Hemen yakıyorlar. Bir an önce tarlayı tarım hazır hale getirmek için yanlış. Hem oradaki bitki canlıları öldürüyorsun, hem de toprağı korumasız bırakıyorsun, hem de farkında olmadan orman yangınlarına neden oluyorsun. O yüzden anız örtüsünün yakılmaması lazım. Bizim çiftçimiz bu usta çok duyarlı olduğu için genelde akşam 5'ten sonra yakıyor. Mesai saatleri dışında herhangi bir şekilde zabıta, jandarma yakalamaz diye yakıyor yani. Dinlemiyor bu hususu. Hala gereğini anlayabilmiş değil maalesef. Peki nasıl önleriz hocam erozyonu? Ya babam hiçbir şey yapmıyorsanız bari ağaçlara zarar vermeyin. Yani o da bir mertebe. Ağaç dikmiyorsan hiç olmaz. Ağaçlara zarar verme. Bunu da bir şeyler yapmış olmak olarak kabul ediyorum. Ormanları koruyup ağaçlandırma yapmak. Herkesin bir dikili ağacı olsun ya. Ben her sene söylüyorum. Yani bu ülkede belli kampanyalar yapmak için illa her şey devletten beklenmez. Gözlerinizin içine bakarak söylüyorum. Hayatta başarılı, muvaffak, iz bırakan bir insan olmak istiyorsan bazı şeyleri beklentisiz yapacaksın. Bazı şeylerde inisiyatif alacaksın. Bunları yaparsan hayat sana beklemediğin sürprizlerini sunabiliyor. Yani sen toplum yararına ne üretiyorsun? Sadece kendin için mi yaşıyorsun? Alt üstü bir cansın. Ya bir insan hayata gelmesi çok büyük bir olay. Bu hayat yaşanmaya değerdir. Ve sadece yeme, içme, gezme arasında sınırlanmıyor. Olmaması lazım diye düşünüyorum. Çünkü bir kere veriliyor bu hayat. Bence güzel şeyler sığdırmak lazım. Onlardan bir tanesi de ağaç dik. Mesela benim böyle şöyle bir projem vardı. KPSS'yi kazanan her arkadaşımız bir ağaç dikse. Ataması gerçekleşen her memur. Hocam diyor vallahi orman bile dikeriz diyorlar. Bilmiyorum dikiyorlar mı? Öğrencilerime ben hedef veriyorum bordo verirlerime. Askerden telis olan her asker. Evlenen her çift. Düşünsene nikah dairesine gidiyorsun. İmza atmadan önce kabul ediyor musun? Evet. Sen kabul ediyorsun. Evet diyecekken nikah. Durun. Bu nikah kıyılamaz. Bunlar birer ağaç dikecekler. Ondan sonra nikah kıyılacak. Güzel bir şey olmaz mı? Güzel bir repliktir mi? Her şeyi ben mi söyleyeceğim? Ya bunun şeyi olmaz mı? Bunu bir kritiği yapılmaz mı? Ne olur? Çiftler çok rahat diker. Çocuğu olan her anne baba. Ne bileyim yani hapishaneden telis olan her mahkum. Böyle yaptığın zaman ülke ormandan geçilmez. Dolayısıyla erozyon kendiliğinden önlenmiş olur diye düşünüyorum. Bu tarz tatlı kampanyalar yapılabilir. Başka, mera alanlarını korumak, aşırı ve erken otlatmanın önüne geçmek. İnekler köküne kadar almasına müsaade etmeyeceksin. İnek hanımefendi, yeme duygunuza saygı duyuyorum ama lütfen köküne kadar almayın diye rica edeceksin. Anlamıyorsan adıyla uzaklaştıracaksın oradan. Niye? Köküne kadar çekerse toprağı korumasız bırakır. Meraları koruyacaksın. Erken ve fazla otlatma yapmayacaksın. Tarım arazilerine eğime dik sürmek zaten söyledim. Şimdi bak mera diyorum ya, meradaki hocam ot ne koruyacak ki demeyin. Ya bir çimen bile kökleriyle toprağı öyle bir tutuyor ki çimeni çekemiyorsun o kadar. Çektiğin zaman sana iki avuçta toprak çıkarıyor. O kadar önemli. Nadas yerine nöbetleşe tarıma geçmek. Bu çok önemli. Nadas toprağı bir yıl bekletme olayı. Bir yıl bekletirsen ekip biçmeden toprak korumasız. O yüzden nöbetleşe neydi? Şeker pancarı ekemiyorsan bari buğday ek, mısır ek. Yani tarla yeter ki boş kalmasın. Tarım alanını boş bırakmak yerine otsu bitkiler ekmek ve rüzgar perdeleri kurmak. Nedir o rüzgar perdeleri? Rüzgar da erozyona neden oluyor. Rüzgarın neden olduğu erozyona korozyon deniyor bu arada. Akarsu'nunkine erozyon. Tarlaların etrafına kavak ağaçları dikilir. İç Anadolu'da çok yaygındır. Rüzgarın hızını kessin, rüzgarın toprağa taşıma gücü azalsın diye. Bir başka neden de tarlanın sınırı belli olsun diye. Anız örtüsünün yakılmasının önüne geçilmesi lazım. Halkı erozyona karşı bilinçlendirmek gerekiyor. Bunlar erozyona karşı alınabilecek tedbirler arasında sayılabilir.
Erozyonun sonuçları. Toprak tabakası zamanla ortadan kalkar. Niye? Taşınıyor çünkü. Toprak verimsizleşir, göçlere neden olur. Çiftçi barınmak için bir neden kalmaz orada çünkü. Tarımsal üretim ve verim azalır, göç başlar. Bakın neleri tetikliyor. Baraj tabanları alüvyonla dolar. Türkiye'de barajları 50 yıl ya ömrü. Keban Barajı'na gidin, 8 türbinden 4'ü belki de şu an 3'ü çalışıyor. Niye? Fırat'ın getirdiği alüvyonlar barajın önünü tıkamış. Dolayısıyla baraj türbinlerini aktif kullanamıyor. Hocam diyor temizleyin, temizleme teknolojisi yok mu? Var, çok pahalı. Almanya'dan getirmek, yeni bir baraj yapmak daha makul. O münasebetle barajların ömrünün kısa olması olumsuz sonuçlarından biridir. Ve doğal çevrede hızlı bir bozulma, yaban hayatında azın. Baksana işte erozyona maruz kalmış. Yani böyle bir yerde kim yaşamak, kim durmak ister? Piknik yapmaya bile gitmezsin böyle bir yere. Dolayısıyla erozyonu, nedenlerini, sonuçları, anabilecek tedbirleri ve yaşandığı yerleri bu şekilde anlatmış oldum. Ve geçiyorum. Türkiye'de sel ve taşkınlar. Şu görüntüye baksana. Her büyük ayrı bir korkunç. Şimdi değişik bir şey yapalım. Hangi doğal afetle ölmek istersin? Ya Allah uzak etsin de. Diyelim birini seçmen gerekiyor. Sel mi? Kar mı? Kar biraz daha masum gibi duruyor ama bilmiyorum. Deprem mi? Orman yangını mı? Hepsi birbirinden korkunç. Allah'tan kasırga yok ülkemizde. Kasırga yok çünkü biz orta kuşaktayız. Mutlak konumumuzdan dolayı kasırganın görüldüğü bir matematik konuma sahip değiliz. Türkiye'de sel. Bu sel olayı en fazla Doğu Karadeniz'de görülüyor. Neden? Birincisi yağışların bol olması. İkincisi arazi çok eğimli, çok engebeli. Su tabana sızamıyor. Aşırı hızlı aktığı için tabana sızamıyor. Yüzeysel akışa geçiyor. Üçüncüsü ve en önemli neden? Karadeniz'de yerleşecek alan olmadığı için insanlar derenin kenarına yerleşiyor. Zamanla o derenin kenarına yerleşme biraz daha derenin yatağını daraltmaya doğru gidince dere akamayınca ne oluyor? Orayı sel alıyor. Temel neden insandır. Hocam nereye yerleşelim? Yani oraya gitsen, dağın kenarına gitsen heyelan riski var. Derenin kenarına gitsen sel riski var. Kıyıda zaten yerleşmeyeceksin. Yani hayatından daha mı kıymetli? İşte Kastamonu, Bozkurt'ta yaşanan seli hatırlayın. Tam bir korku filmi gibi ya. Yani bir insan hayatından daha önemli değil. Hiçbir bir şehir ya bir dünya bile önemli değil. Bir insan hayatından daha önemli değildir. Bak seli görüyor musun? Tam evlerin arasından geçiyor. İşte bu olmaması lazım. Dere yatağı daraltılmaması lazım. Her yer beton ve asfalttan ibaret olmaması lazım. Su tabana sızamadığı için yüzeyden akıyor. Ağaçların kesilmemesi lazım. Ağaçlar selin hızını azaltır. Suyu çeker. Su miktarını azaltır. Sele karşı çok önemli bir barikat. Kattır ağaçlar. Ormanların tahrip edilmesi de yine selin nedenlerinden biridir. Bitki örtüsünün tahribatı, dere yataklarına yerleşilmesi, eğim, arazinin yanlış kullanımı, topraktaki su akışının bozulması, derenin drenajının bozulması, dere yatağına moloz döküyorlar. Dere sığamayınca dışarı taşıyor. Ülkemizde başta Doğu Karadeniz olmak üzere tüm kıyı bölgelerinde sel görülür. İç kesimlerde de en çok İç Anadolu. Ankara kent merkezinde bile görünüyor ya. En ufak bir sağanak yerde pat bir bakıyorsun cadde sel olmuş. İlginç, bu kadar olmaması gerekiyor. Yani büyük şehir metropoller daha iyi bir altyapıya sahip olması gerekiyor. Diyorum, seli de geçtim. Türkiye'de çığ. Tabii çığ olayını nerede arayacaksın? Çok kar yağan bir coğrafya. Doğu Anadolu bölgesi. Özellikle de Hakkari Dağlık bölümü. Ya da yukarı Murat Van bölümü. Yani Van, Bitlis, Hakkari arasında Bingöl mesela. Bitlis, eğimli, yüksek ve karın çok yağdı coğrafyalar. Ama çığ olayı Karadeniz'de gibi mesela Kaçkar Dağlarında da çığ olmuştur. Hatta İzmir Bozdağlar'da bile çığ olmuştur. Fakat en çok olduğu yeri sorar. Hakkari, yukarı Murat, Van bölümü. Çığın nedeni nedir? Eğimin fazla olması, kar yağışının fazla olması, beşeri faaliyetler. Beşeri faaliyetler derken neyi kastediyor? Yani çığ riski olan bir yerden geçerken ses çıkarmayacaksın. Yine çığ riski olan yerdeki ağaçları kesmeyeceksin. Ağaçlar bile çığ bir miktar tutabilir. Sen şimdi çığın olduğu yerden geçiyorsun. Dağlar tamamen karla. En ufak bir sese bakıyor, bir titreşime bakıyor. Açmışsın camı Ankara'nın dağları. O zaman sana ses verir Hakkari'nin dağları. Birlikte düet yaparsın. Onun için ortamına göre davranacaksın. Çığla ilgili diyeceğimiz şey bu kadar. Ahan nereye geldik? Dur daha bitmedi. Daha nereye? Orman yangını. Orman yangınları arkadaşlar en fazla nerede? En fazla Akdeniz bölgesi. Sonra Ege, sonra Marmara. Bak ne kadar net konuşuyorum. Niye? Çünkü Kızılçamlardan dolayı hele 2 yıl önce yaşanan orman yangınları tamamen yüreğimizde yaktı. Cumhuriyet tarihinde büyük yangınların uçakları bulamadık ya söndürmek için hatırlarsınız. Türkiye'de orman yangını niye Akdeniz? 1. Yazları sıcak ve kurak. Yani 4 mevsim yağışlı olsa böyle bir yangın olmaz. 2. Ağaçlar yanmaya dünden razı. Kızılçamlar. Üstündeki reçine maddesi yanmayı kolaylaştırıyor. En ufak bir kıvılcımda tutuşuyor kibrit gibi. Hemen yayılıyor. Bir de kozalaklar böyle patlıyor kilometrelerce ötede yangını taşımış oluyor. Mesela ormanların olduğu yerlerde ormanın belli yerindeki ağaçları kesiyorlar, tıraşlıyorlar. Niye? Bir yerdeki yangın diğerine sıçramasın. Biz buna orman içi şerit açma diyoruz. Akdeniz'den ne oluyor? İşte Ege'ye, Marmara'ya, en az Karadeniz'de. O zaman niye Akdeniz iklim bölgesinde orman yangını çok? 1. Ağacın yapısı, 2. Yazların sıcak ve kurak olması. Orman yangınlarının %97 nedeni insan.
maalesef. Mangalı yakıyor, söndürmüyor. Anız yakayım derken ormanı yakıyor. Bazen bilerek kasten yakıyor. Birine kızıyor, gidiyor ormanı yakıyor. Böyle enteresan tipler var bizde. Bazen de sabotaj oluyor. Mesela bir ara Yunanistan yakmıştı. Evet, bu şeyde anlatılmaz tabii ki. Yani resmi kaynakta da Yunanistan ormanımızı yaktı denmez. Ama devletin istihbarat birimleri bunu bilir. Niye bunu yapar? Bundan yaklaşık 10 yıl önce Türkiye'nin hep Ege sahillerinde orman yangını çıkmıştı. Ege sahillerinin diğer tarafında Yunanistan var. Yani turizmde rakibiz biz. Ne oluyor? Bizde yangın çıkınca turistler karşı tarafa geçiyor. Sonra bizimkiler bir yaktı. Bu sefer Yunanistan'da yangınlar çıktı. Yangın öyle değil, böyle yakılır dercesinde. Yunanlar söndüremedi. Yangın büyüdü, Türkiye sınırına yaklaştı. Yine bizimkiler gitti söndürdü. Dolayısıyla bizle uğraşmaya gelmez bu konuda. Ülkeler de böyle bazen anlamsız, soğuk savaş diyoruz bunu aslında. Ülkenin ekonomisini zayıflatmak için böyle şeylere başvuru, açıktan cephe alamayınca. Orman yangınlarına karşı nasıl tedbir alınır? Ne yapmak lazım? 1. Yaşlı ağaçların kesilip genç ağaçların dikilmesi lazım. 2. Orman içine şeritler açılması lazım. 3. Orman içine su sarnıçları konulması lazım. Hani böyle yüksek o yuvarlak silindir su sarnıçları oluyor ya müdahale etmek için. Başka orman içine göletler yapmak lazım. Helikopter su almak için denize kadar gitmesin. Zaman kaybetmesin diye. Onlarla ilgili de trajik şeyler var ya. Yaşanmış bir olay. Amerika'da Kaliforniya'daki orman yangınında ormanda dalgıç cesedine rastlanıyor. Ne alaka ya, değil mi? Dalgıç cesedi. Helikopter denizden su alırken dalgıcı da almış. Getirmiş, orman yangının üstüne bırakmış. Adam nasıl bir beddua aldıysa artık bilemiyorum. Ölümün bile hayırlısı yani. Su da dalgıç, orman yangını. Çok alakasız duruyor değil mi? Ama yaşanmış bir olay. Başka ne yapılabilir orman yangınlarına mücadele için? Arkadaşlar, her şeyin başında insanı bu konuda iyi eğitmek gerekiyor. Aynı zamanda araçların giremediği yerlere patika yollar oluşturabilmek için itfaiyecilerin, yöre halkının müdahale edilmesi için patika yolların yapılması. Hatta bundan dolayı keçiler önceden orman köylerinin keçi beslenmesi yasaktı. Ormanlara zarar veriyor, taze filizleri yiyor diye. Ama keçiler o patika yolu en iyi bilen onlar olduğu için kısmen serbest bırakılmıştır. O patika yollarda bir orman yangını olursa müdahale etmek için, müdahaleyi kolaylaştırmak için bu tür tedbirler alınmıştır diyorum. Orman yangını ile ilgili diyeceklerimiz bunlar ibaret. Şimdi bitirmeden bir şey daha söyleyeyim şu görselle ilgili. Sel ve su taşkını aynı değildir. Geri geleyim. Arkadaşlar, sel ve su taşkını aynı şey değildir. Sel ani yağışlarla gerçekleşir, su taşkını ise akarsuların yatağına sığmayıp derelerin çevreye taşması olayıdır. Bu taşkınlar en çok Meriç Nehri çevresinde yaşanır, bunu da söylemiş olayım. Şimdi geliyorum bir başka doğal afet, bu da çok korkunç bir doğal afet. Heyelan. Heyelan, diğer adıyla yer göçmesi ya da kütle hareketi. Kütle hareketi de deniyor bunun MAP kaynaklarında. Nasıl oluyor? Bir kere eğimli bir yamaçta oluyor. Düz arazi kaymaz değil mi? Her eğimli yamaç da kaymıyor. Bu yamacın kayması için bol yağış alması lazım. O zaman bol yağışlı bir coğrafya, Karadeniz. Bu da yetmiyor. Aynı zamanda bu yamaçta kirli toprakların fazla olması lazım. Bak, arazi engebeli olacak, jeomorfolojinin alanına giriyor. Bol yağış olacak, klimatolojinin alanına giriyor. Kirli toprak olacak, jeolojinin alanına giriyor. Ve yine jeolojinin alanlarından biri, alttaki kayaların şöyle uzanması durumunda burada heyelan yaşanmaz. Sadece toprak kayması yaşanır. Şu üstteki toprak kayar. Ama şayet tabakalar da aynı yönde uzanıyorsa alttaki ana kaya da birlikte kayar. Kayayla birlikte üstteki toprak yer değiştiriyorsa işte bu heyelan. Önlenemez boyutundadır. Önlemek için ne yapıyorlar? Önüne istinat duvarları kuruyorlar. Taştan duvarlar yapıyorlar. Gelen kütleyi tutsun diye, ama tutamayabiliyor. Hatta bunu da büyük yaparak yerleşmelerin altına, üstüne geçebiliyor. Arkadaşlar, heyelanı insanın da etkilediğini söylemem gerekiyor. Yol yapım çalışmalarında, tünelde, yamacın eğimi bozulan çalışmalarda bu da heyelana yol açabiliyor. Heyelan olayını meydana getiren temel faktörler bunlar. Ve şunu bilin, Türkiye'de en sık görülen doğal afettir. Türkiye genelde dağlık bir ülke ya, birçok yerde heyelan olayı yaşanıyor. Hocam, en çok nerede? Karadeniz. Karadeniz'in neresi? Doğu Karadeniz. Doğu Karadeniz'in neresi? Kıyı kesimi özellikle arkadaşlar. Bunu bilmiş olunuz. Doğu Karadeniz'de o engebeli alanlarda sık sık burada heyelan yaşanır. Peki ağaç dikmek heyelana karşı önlem midir? Aslında burada iki farklı görüş var. Ağacı da beraberinde getiriyor heyelan. Ama bir açıdan da şöyle bakıyorsun. YKS'de çıkan bir soruydu. Yağmuru ağaçlar kökleriyle çekip azalttığı için, suyun toprakla temasını azalttığı için kısmen heyelana engel de oluyor. Bu da bir yorum. ÖSYM'nin hangi yorumu benimsediğini soruyu görünce anlayacaksın. Yıllardır biz ne dedik? Yıllardır ormanlar, ağaçlar heyelanı engelleyemezdik ve doğru. Çünkü ağaç da kayıyor. Koca bir kütle yani, dağın bir tarafı kaymış gidiyor. Ama yağışla toprağın buluşmasını engellediği için kısmen ağaç aslında heyelanı birazcık azaltan bir faktöre de sahip.
Bunu soruyu gördüğünüz zaman yorumlarsınız diyorum. Peki Karadeniz'de en çok ne zaman meydana gelir? İlkbaharda meydana gelir. Aslında Karadeniz en az yağışını ilkbaharda alır. O zaman nasıl açıklıyoruz bunu? Karadeniz'de ilkbaharda kar erimelerinden dolayı eriyen kar suları toprağın içine iyice siniyor, iyice kayganlaştırıyor. Bu da heyelanı tetiklemiş oluyor. Türkiye'nin birçok yerinde heyelan olayı yaşanır. Peki Karadenizlere buna karşı nasıl önlem alınacak? Arkadaşlar buna karşı alınacak yegane önlemi söylüyorum. O bölgeyi terk et. Kökten çözüm. İstinat duvarı çözüm değil. Drenaj kanalları açıyorlar. Nedir drenaj kanalı? Suyu tahliye etmek, suyla toprağın buluşma. Bu da dağı taşı nasıl drenaj kanalıyla donatacaksın? Çok zor bir olay. O yüzden en temiz önlem efendim o bölgeyi terk etmektir ya da dağ yamaçlarına uzak gitmektir. Her şeye rağmen istinat duvarları yapmaktır. Her şeye rağmen ağaçları tahrip etmemek. Bunlar kısmen çözüm olabilir. Tabii heyelanla birlikte bu arada arazilerin de yeri değişiyor, tarlaların da yeri değişiyor. Taraçalama yöntemi heyelana karşı bir çözüm değildir arkadaşlar. Taraçalama ancak erozyona karşı bir çözüm olabilir. Onun için bunu da söylemiş olalım. Doğal afetlerden bakıyorum. Erozyonu anlattık. Depremi anlattık. Heyelanı, orman yangını, çığ, seli anlattık. Allah her türlü doğal afetten korusun. Ülkemizde volkanizma, kasırga yok. En azından bunlar yok diyoruz. Bununla teselli buluyoruz. Yer şekilleri ünitesini bu anlattığım derste beraber bitirmiş oluyoruz. Şimdi ne var? Şimdi soru çözüm var.